sevgili seyirciler saat 16 haber kritik vakti bu haftanın son programı Fatih Ertürk'le beraberiz ee, az önce de cumartesi günü Fatih Ertürk'ün programında neler izleyeceğinizi ve kimlerin değerlendirmelerini dinleyeceğinizi sizlere aktardık gündem epeyce karışık bugün ve yoğun ee, bunlardan en önemlisi Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırı 39 ölü var ee, pardon 49 ölü var 39 yaralı var. Yaralıların arasında iki Türk vatandaşı var ama hafif yaralı. Hayati tehlikeleri yok. Bunu bir konuşalım. Çünkü bu saldırgan tek başına değil. Biri kadın, dört kişi yakalandı. Bunlardan biri Avustralya vatandaşı. Silahı yazılarla doluydu. Bu yazılar ne anlama geliyordu, ne tür mesaj veriyordu? Bir de YouTube sayfasında bu saldırgan 70 sayfalık bir manifesto yayınlamış onunla ilgili de bilgiler var. Ve o silahın üzerindeki yazılarla ilgili ilginç bilgiler var e, Fatih'te. Onu da bir değerlendirelim istiyoruz. Onun yanı sıra dünden bugüne taşıyacağımız bir e, konu var. Biliyorsunuz bir kentteki Ankara'da e, şehir hastanesi aldı. Onunla ilgili değerlendirmeler yaptık dün. E, kimi e, rakamlar üzerinden e, Fatih'te e, farklı ayrıntılar vardı başka yerde bulamayacağınız. E, ama e, Bizi özellikle izleyen seyircilerimiz var. Fatih, şey demişler dün Semra'da vardı ya şeyin TV'nin üst silah şörleri diye ama bunu aşağılayıcı bir biçimde kullanmışlar. İşte kıskanmışız biz Milken şehir hastanesini işte her şeyi AKP yaparmış. Dolayısıyla ruh sağlığımızı korumamız için bu tavrımızdan vazgeçmemiz gerekiyormuş. Bunu retweetlemişler, demişler, beğenmişler falan Epeyce ilgi çekmiş bu mesaj. Ruh sağlığımız konusunda endişeniz olmasın. Şimdiye kadar e, AKP döneminde nasıl koruduysak ruh sağlığımızı bundan sonrası için de koruruz. E, Ahlakımızla beraber ruh sağlığımızı koruruz. Ha, heh, onu da sen tamamlamış oldun. Dolayısıyla böyle bir endişeye kapılmayın. Biz burada gazetecilik yapıyoruz, silahşörlük yapmıyoruz. Ayrıca da silahşörlük yaparsak e, bizdeki düello mantığıdır, pusu mantığı değil. Bunu da ifade edelim. Onun için bu tür duygulardan e, Uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Söylediklerimiz sadece kaygılarımızı ortaya koymak, endişelerimizi ortaya koymak ve e, devletin zarara uğramaması için çaba sarf etmek, seyircilerimizi bilgilendirmek. Bu çerçevede değerlendirin olur mu? Hı. İyi niyetimizden kuşku duymayın diye söylüyorum. Bu konuya da değineceğiz ayrıca. Önümde bir rapor var benim, kamu özel işbirliği e, yatırımları diye. E, yapan da profesör doktor Mehmet Alagöz. Bununla ilgili de rakamlar var yine rakamların üzerinden konuşacağız. Ama ilginç bir noktaya taşıyalım e, bugünkü saldırıya. E, bir grafik çalışması var. Onu bir ekrana getirelim. E, onun üzerinden de e, konuşuruz. Şöyle bir grafik çalışma. Reklam gelince tamamını göreceksiniz. Heh. Şimdi editör Çağrı Saçar Alp ve grafiker Tuğçe Kura e, bunu hazırlamış. Arkadaşlarımızın da emeğine göz ardı etmemek için söylüyorum. Teröristin silah analizi diye. Şimdi bizde Fatih'te daha geniş bir liste var. Ama buradan yola çıkarak o listeye geçelim istiyorum. Şimdi bu teröristin yanında 5 tane silah var. O 5 silahın da üstünde böyle yazılar var. Bu yazıların çoğunluğu İngilizce ama bazıları da Kıbrıl alfabesiyle yazılmış. Doğru. Ve genelinde Osmanlı'ya dönük, Türkiye dönük şeyler var, mesajlar var. Onları yorumlayacağız şimdi hangi olaylar ve durumlar ve kişiler hatırlatılmış diye. Burada bazıları var. Mesela e, hemen üstte bu dürbünün yanında e, altında Skanderberg diye yazılı olan yer bu İskender Bey bizim bildiğimiz Osmanlı'ya karşı ayaklanan Arnavut lideri. Onu belirtmiş. Sonra e, Charles Martel var. Namluya yazmış onu. Tours Savaşı'nda Endülüs Emevilerini yenilgiye uğratan Frank krallığı askeri komutanı Namlu'da onun ismi. E, işte Namlu'nun hemen öncesinde Mülteci karşıtlığına dönük bir ifade var. Cehenneme hoş geldiniz diye. E, şarjörün üzerinde 1683 yazısı var. Bu 1683 yazısı e, tarihi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci Viyana kuşatmasının tarihi. Fatih bütün bunları ayrıntılı anlatacak. Antonio Bragadin var kabzada. Magosa'da anlaşmaya ihanet ederek Türk esirleri şehit eden Venedikli komutanın adı. E, sonra iki yabancı... E, var. Anton Lundin Peterson, e, İsveç'te göçmen iki çocuğu öldüren öğrenci. Alexander Bisonet var. Kanada'da 2017'de bir camiye saldırarak 6 kişiyi öldüren kişi. E, o da silahın üzerinde yer almış adı. Şimdi bunu niye yaptı bu adları e, bu e, tüfeğin üzerine, tüfeklerinin üzerine beş tüfek var yazdı. Sorusu ayrıca tartışma konusu ama mesaj vermek için yazıldığı çok açık. Ayrıca dediğim gibi YouTube'da, kendi YouTube hesabındaki 70 sayfalık manifestoda da kendine göre manifesto hazırlamış. Osmanlı ve Türk vurgusu, Türk düşmanlığı açık açık ifade edilmiş. Ayrıca Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adı geçirilerek hedef gösteriliyor. Ben şöyle bir giriş yapmış oldum. Hadi Fatih, başla bakalım. Buradaki silahın üzerindeki isimler ve ne anlama geldikleri. Şimdi Rami... E Mesela batıda Amerika dahil e, bu tür olaylar oluyor. Mesela buna benzer diyelim, bu tür demeyelim. Aynı sınıfa koymamak lazım bunu. Okulu basıyor ya da işte mültecilerin barındığı bir e, toplama merkezine saldırıyor. E, ama böylesine planlı, böylesine ağır bir katliam, yani uzun zamandan beri benim özellikle, ...Hristiyan kesime dahil olduğunu iddia eden... ...çünkü... ...Hristiyanlıkta e, cihat diye bir kavram yok. Hani... ...İsa, Hazreti İsa bile... ...bir yanağını vurduğun zaman... ...öbür yanağını çevir. Bir yanağını vurduğun zaman İcizitler öyledir, misyonerler öyledir. Yani Hristiyan'ın öğretisi... ...barış üzerine kurulu. Bütün dinlerin e, öğretisi barış üzerine kurulu. Ama bununki şey yani... Şimdi, e, ...Müslüman düşmanlığı bir... Tabii e, tabii tab 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 ama... İsimler İs üzerinden gidersek, Osmanlı-Türk düşmanlığı var. Aşırı sağcı e, olduğu Avustralya'daki, e, yani Avustralya vatandaşı olan kişinin yakalananları arasında. Aşırı sağcı olduğu da e, ülkenin onu, başbakanı tarafından açıklandı. Onu anlatacağım Rahmi sana ama izin verirsen şunu söyleyeceğim. Yani İslam farklı bir din. İslam'da bir cihat kavramı. Son derece e, İslamcı örgütler tarafından, yani İslam'ı bir... Baskı aracı İslam'ı bir dönüştürme aracı İslam'ı bir fetih kolu olarak düşünen e, marjinal gruplar için İslam'da cihat farklı bir unsur farklı bir özellik o cihat kavramını zaman zaman günümüz koşullarına taşıdığın zaman e, batının terör olarak algılayabileceği silahlı eylemlere dönüştürebiliyor Bu siyasal İslamcılar İslam'ın gerçeğinde tabii ki İslam zaten sözcük olarak da barıştan kaynaklanan bir din. Yani ondan kimsenin bir itirazı yok. Ama Hristiyanlık böyle değil. Yani Hristiyanlıkta böyle bir kavram yok. Demin söylediğim gibi misyonerler, cizvitler baktığın zaman Hristiyanlığı anlatırken asla bir e, zora dayalı, kuvvete dayalı bir propaganda unsuru ya da aracı olarak Hristiyanlığın hiçbir kolunu kullanmamışlar. Bu sadece ne zaman dinler arası bir etnik ya da e, dini kökene dayalı bir savaş çıkmış mesela Lübnan'da olduğu gibi Hristiyan falancistler vardı orada. Hristiyan falancistler silahlandı mesela. O çok görülen bir şey değil bu. Ya, dinlerin yayılması sırasında tabii Haçlı seferlerini falan da unutmamak lazım. Yani. O çok geriye gitmek e, lazım. Evlerinde iki buçuk evet. metrelik kılıçlarla bilmem nelerle falan. Evet. E, yani onun e, dibinde de e, dinini yayarken, Hristiyanlığı yayarken şiddet var. Baskı o, var, zorlama var. O Rönesans re, yani aydınlanma ya da e, işte protestanlığın e, Avrupa'da ortaya çıkması, Katoliklere karşı ciddi anlamda bir direniş başlaması, Hristiyanlığın e, zor kullanmak, Engizisyon ve mezhepler arası evet, savaş, e, kuvvetle ilgili kısımların elimine edilmesi, temizlenmesi ve yeni bir Hristiyanlık anlayışının felsefesinin Rönesans aydınlanma döneminde ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. Hristiyanlar hiçbir zaman için bu tür böyle bir e, terör örgütü gibi bir örgüt kurup sistemli, planlı biçimde böyle bir saldırı yapmamışlardı. Bu ilk son dönemlerinde için söylüyorum. Sadece etnisiteye ve inanca dayalı ilk ciddi saldırı. Ve şöyle bir anlamı var. Bu saldırıyı planlayanlar bugün ona kızıp buna kızıp işte işte Paris'te, e, caddede ya da Barcelona'da arabayı e, vatandaşların üzerine sürdü Müslümanlar. Üç kişi öldürdü, beş kişi öldürdü tepkisi değil bu. Bu farklı. İki yıl çalışmışlar. 70 sayfalık bir manifesto hazırlamışlar. Ve eylem yaptıkları yer Yeni Zelanda. Dünyanın en çok gelire sahip. Yaşama kalitesi bakımından ikinci sırada. Yeni Zelanda çok özel bir yer. Yani özel seçilmiş diyorsun. Aynı yer diyorsun. De yani e, demokrasiyi içine sindirmiş, Türkiye ile birlikte medeni hakları kadına vermiş ilk ülkelerden biri. Yeni Zelanda modern ve çağdaş bir kent. Özel olarak bu kadar gelişkin, bu kadar modern, bu kadar e, yani kendini elite etmiş, kremla krem bir toplumun içinden böyle bir eylem çıkması çok şaşırtıcı bir. İkincisi Chris Church, eylem yapılan şehrin adı. Yani İsa'nın kilisesi, kentin adı. Bak bu da enteresan. Neden baksan her türlü mesaj veriliyor. Tabii. Neden Chris Church diye bir kentte Müslümanlara karşı böyle bir eylem yapıldı? Bak, Burada da bir açık net mesaj var. Zaten çok planlı ve çok uzun dönem hazırlanmış bir olay bu. Fatih, bu adam tek değil. Bir kere e, şimdilik Beş kişi yakalandı. Bağlantıları da araştırılıyor. Senin dediğin gibi örgüsel bir yapı var. Hani nasıl yaklaşırsın buna bilmiyorum da aşırı İslamcı terör örgütleri deniyor. Bu da aşırı Hristiyancı mı diyeceğiz buna da onu da bilmiyorum da. Bu sadece silahlı saldırı da değil. Bu iki caminin etrafında bomba tuzaklamaları yapılmış, bombalı araçlar da hazırlanmış. Yani saldırının devamı da var. Polis fark ediyor ve bunları imha ediyor onlar da olsa patlatılsa yani neredeyse kitlesel bir katliam olacak yani. Senin dediğin gibi hazırlanılmış, mesajları ayarlanmış, dediğin gibi 70 sayfa manifesto yazılmış, örgütsel bir çalışma içinde hareket edilmiş ve biz tabii görüntüleri kullanamadık bazı görüntüleri sevgili seyirciler. Yani bunu sosyal medyada ilgi duyuyorsanız bakabilirsiniz. Adam bayağı profesyonel. Yani hedef gözeterek ateş ediyor, de şarjör değiştiriyor, son derece soğukkanlı. Yani askeri ritüel hareketleri var, belli profesyonel yani. Ya asker kökenli ya da daha sonra askeri eğitim almış. Böyle bir saldırı eğitimi almış. Sonra işi şansa bırakmamak için dönüp aynı kişilere tekrar ateş ediyor. Yani yaralı olanları da öldürüyor. Planlı, hesaplanmış, profesyonel bir katliam. Yani bir vandallık, bir barbarlık, bir alçaklık bunu tartışacak hiçbir şey yok. Ama ben bunun arkasındaki nedenleri, gerekçeleri konuşmak, mutlaka konuşmak zorundayız. Yani bu e, Chris Church'ta bir El -Nur camisine, Nur camisine yapılan Müslümanlara yönelik bir sindirme saldırısı falan işte deyip 49 kişi az bir rakam belli üzerinden yani bir hafta sonra unutalım demiyorum. Nedir mesajın? Subliminal bir mesaj var. Bu çok FETÖ terör örgütünde çok sık kullanır bu subliminal mesaj. Şu, eylemin arkasında ne var? Yani neden bu kişi böyle bir ekip kurdu ve kimler buna destek oldu? Kimler lojistik destek Yeni Zelanda gibi steril olan bir ülke, temiz olan bir ülkede niye bu eylem yapıldı? Demin söyledim Chris Church gibi bir niye seçildi? Bir de sen anlattın silahın üzerinde yazanlar. Ayrıca fişeklikler ve çantanın üzerinde yine silahın dışında isimler yazıyor. Yani adam böyle bir ansiklopedik bir şey hazırlamış. Bir kendini anlatma tarzı. Bir tarihsel döküman ama siyaseti bilmeyen sadece tarihçi de bunu okuyamaz. Siyaseti ve tarihi birlikte yorumlayabilecek bir insanın bakıp okuması gereken. Ben de bugün baktım bunu okuttum insanlara. Dedim ya Konuştum yani herkesle konuştum. Dedim bu ne? Niye bir adam eylem yaparken silahın üzerine başka insanların isimlerini yazsın? Şarjörün üzerine başka insanların isimlerini yazsın? Çantasının üzerine niye başka insanların isimlerini yazsın? Bu ne demek istedi? 70 sayfalık bildirinin vazgeçtim. Eylem anında bile silahtan çıkan mermilerin o insanlar tarafından atıldığı izlenimini yaratmak için Silahın namlusun üzerine bile isim yazmış. Ve canlı yayın yapıyor. Saldırı boyunca yayında yani. Sonra şimdi, arabaya binene kadar, arabayla binip uzaklaşırken sona eriyor. Baştan sona camiye girerken o saldırı boyunca hepsini canlı yayınlıyor adam. Şimdi gelelim subliminal mesaj kısmına. Şimdi adam profesyonel, hiç kuşku yok. Olay profesyonel, kuşku yok. Olayın arkasında mutlaka araştırılması gereken çok büyük bir boyut olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu basit bir terör olayı değil. Bir kızgınlık, bir öfke hali. Tabii değil. Bir e, ben mültecilere kızdım. işte ben, benim gibi inanmayan insanlar beni rahatsız etti. Onların ibadet yerlerini işte gelmeyin buraya dedim olayı değil. Bak Rami. O e, silahın üzerine, şarjörüne ve çanta yazdığı isimlere bak. Birinci isim Miloš Obilić. Kim Miloš Obilić? Miloš Obilić Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı hani hatırlarsan bıçakla öldüren Sırp. bir Sırp. Sırplar tarafından o dönem kahraman ilan edildi ama aynı zamanda Katolik Hristiyanların kahramanlarından biridir. Kime karşı? Osmanlı'ya karşı. Kime karşı? Müslüman olan Türklere karşı. Birinci isim bu. Dimitri Senyavin. Rus amirali. Osmanlı'ya Sivastopol yenilgisini tattıran isimlerden biri. Yani Sivastopol'da Osmanlı askerini yok eden, katleden isimlerden biri. Devam edelim. Kanerban Kantakuzino diye biri. Viyana kuşatmasında Osmanlı'yı arkadan vuran, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun savunucusu olarak kont ünvanını kazanan biri. Ya arkadaş bu isimlere ulaşmak için, Müthiş bir tarih bilgin olması lazım. Yani bu adamın kapasitesini aşan bir şey bu. Kesinlikle. Yani çalışılmış bir şey bu önce. Kesinlikle. Devam ediyoruz. Edward Setrington diye bir isim. 1821 yılında Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda bu İngiliz amirali inanılmaz şeyler yapmış. Yine Osmanlı ve Türk ve Müslüman kanıyla beslenmiş bir adam. Eli kanlı bir adam. İnanılmaz derecede Yunan topraklarında kalan Müslümanları kıyma uğratmış insanlardan biri. Bu. Marco Antonia, biraz önce söylemiştim, Bragadino. Bu Venedik Amiral Bragadino en tehlikelinden biri bu. 50 tane esir düşmüş bu Kıbrıs kuşatması sırasında Allah Mustafa Paşa'nın. 50 esirin kulaklarını kestirmiş, burunlarını kestirmiş, derilerini yüzdürmüş ve yerde süründürmüş. Yani Türk deyince tüyleri diken diken olan bir adam ve onları akıl almaz işkencelerle öldürmüş. Yani Türk katili diye biliniyor. Müslüman katili diye bilinen bir adam. Ve bu adamın ismi de orada Sıra var. Üstünde. Felix Kazimi Potoçki diye biri. Bir Polonyalı Maraşel Rahmi. Bu 1630-1702 yılları arasında Tatarlar, Tatarlar, Müslüman Tatarlar ve Osmanlı Türkler arasında katliam yapan biri bu. Ve bir voyvoda bu. Bu kazıklı boy bir benzeri. Her türlü işkenceyi yapan ve Müslüman ve Türk katili elinde kan olan, tarihte hiç sevilmeyen Türkler tarafından hatta Avrupa'da bile sevilmeyen, çok gaddar olarak bilinen bir isim. Sebastiano Venier. Bu çok enteresan. Bu Doçya ünvanlı bir devlet başkanı o dönemde, Venedik'in. Aynı zamanda İnebahtı Savaşı'nda evliklerin dışında kalan işte Portekizlileri, İspanyolları bir araya getirip kutsal ittifak diye Hristiyan Katolik Birliği diye bir donanma hazırlayıp İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı askerlerini katleden bir adam. Bunun da adı var. Şimdi şöyle bir baktığın zaman tabloya bu isimleri yan yana koyduğun zaman bu adam bir şey söylemeye çalışıyor sana. İki tane de isim var. Değişik isim. Onlara baktım. Bir tanesi tanıdık geldi. Jose Estebanes diye biri. Hatırlar mısın İspanya'da antifaşist eylem yapan gençlerin dönüşü sırasında trene binmişlerdi ve bu elindeki bıçakla gençleri öldürmüştü. Çok sayıda genç. Yani katliam yapmıştı. Faşist biri bu. Bunun ismi var. O antifaşist eyleme katılanların çoğu mültecidir abi. Yani burada Hı. Osmanlı ve Türk'ten çok İslam'a bir yöneliş var. Yine bu e, bir isim daha var. Ernst Rüdiger von Sarhemberg diye biri. Peki bu kim? Dedim ki ya şimdi bir e, yani fundamentalist bir katil için, kökten dinci bir katil için, Hristiyan de olsa önemli değil. Kökten dincidir bu. Bu isim ne arıyor dedim. Yani merak ettim. Bu Avusturyalı bir dük. Özelliği ne biliyor musun? Hitler'in. Mussolini'nin bir numaralı destekçisi. Avusturya'da Hitler faşizminin yayılmasında öncülük yapmış bir adam. Bu isim. Ana İttifakı ittifakı diye ittifak kurmuş. Aynı zamanda e, ana cephesi, Arjantine giderek Juan Peron'u da desteklemiş. Ta e, Arjantinde diktatör Juan Peron bırakana kadar iktidarı birlikte mücadele etmiş. Faşizme inanan bir adam. Şimdi bu iki isim bunlardan ayrı. Kalan bütün isimler rahmet Osmanlı'nın Avrupa'dan nasıl kovulduğuyla ilgili, kimlerin kovduğuyla ilgili, Osmanlı Türk'üne kimlerin hangi işkenceye eziyetini yaptığıyla ilgili bir bana resital hazırla, bir şey hazırla, kolaj hazırla desen bana bu, isim. bu, bu kolajı hazırlarsın. Bir de ayrıca zaten mesajda net vermiş. Viyana 1683 yazmış. Bu Viyana kuşatması ve e, hani e, hep denir ya Türklerin Avrupa'nın kapısından döndüğü ve gerileme e, sürecinin başladığı da ifade edilen bir tarih olarak zikredilir. Onu özellikle belirtmiş. Şimdi, 1683 Viyana diye. Anlamak istediğim şu Rame. Bak Yeni Zelanda. Chris Church şeyin adı. Hı hı. Kendi adı, adı. Kasabanın adı. Chris Church Eylem, iki yıl hazırlanma, 70 sayfalık manifesto bu isimler, silahın üzerine yazılan isimler arkasından verilen mesaj ve arkasından Yeni Zelanda'da bütün camilerin kapatılması, okulların kapatılması. Ve sokağa çıkma yasağı e, çevrede, o çevrede. Şimdi şu soru aklıma geliyor. Şimdi hep sorulan soru şudur bu tür olaylarda hem polis hem istihbaratçılar kime yarar diye sorarsın böyle sorularda. Şimdi bu önemli bir olay. Bunun neden sonuç ilişkisine baktığınız zaman şöyle bir insan aklına soru geliyor. Bölgede anahtar ülke her zaman Türkiye'ydi. Türkiye layık ve sosyal bir hukuk devletiydi. Türkiye'de rejim değişti. Sistem değişti ve Türkiye siyasal İslam'a kaydı. Adam mesela mesajında söylemiş Türk'lere mesajı var. Okudun mu onu? Tabii ayrı okuyorum. bir başlık halinde hem Türkiye hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. E, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ve Putin'i suçlamış ama Erdoğan'a çok ağır konuşmuş. Fakat e, Türklere doğrudan bir mesajı da var. Şöyle diyor. Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Size zarar gelmeyecek. Ama Boğaz'ın doğu yakasında kalırsanız bir şey olmayacak. Burada yaşamayı deneyin. Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerinden kurtulacak ve Konstantinopolis hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak diyor. Ona da 1453 at, e, atfı var tabii. Şimdi bu yani bu kurgu basit bir kurgu değildir. rahmetim. Bu yani ben niye bu elemin üzerinde ısrarla duruyorum? Bundan sonraki bütün sosyopolitik gelişmeler ya da jeopolitik gelişmeler bu eylemden önce bu bir eylemden sonra olacak rağmen. Bundan sonra Avrupa'da batıdaki hiçbir e, Müslüman ibadet yeri artık güvende değil. Bir kere bunu kabul etmemiz i̇şte, lazım. İşte işte tedbir aldılar. Şu camiden etrafında devriyeler falan arttırıldı yani ya, Avrupa ülkelerinde. Ne de kadar de alabilirsin? Mi? Ne olabilir? Yaşanır. Yani ikincisi demin söylüyordum o onu tamamlayayım. Türkiye'deki bu muazzam değişiklik yani sistem ve rejim değişikliği, Türkiye'nin rayından çıkması, Türkiye'nin bir siyasal İslam modunda yaşamına devam eder olması ve bir anlamda parlamentonun feshedilip tek adam olarak bir ismin aynı zamanda kendisine yandaş yazarlarca atfedilen halifelik rüsumunu da görüp sanki batıya karşı İslam'ın ilk açılan kapısı Türkiye ya da İslam'ın demeyeyim siyasal İslam'ın. Radikal İslam'ın. Yani farklı bir şekilde hedef haline e, getirdi Türkiye'yi diyorsun. Öyle mi? Yani bu 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 saldırı Türkiye'nin jeopolitik durumuyla, duruşuyla ve son dönemdeki siyaset olarak geçirdiği siyasi evreyle doğrudan yakından birebir ilgili bir eylem bu. Olmasa bu isimleri yazmazdı. Avrupalı hiçbir şeyi boşuna yapmaz abi. İskoç zaten adam. Adam da. İskoç kökenli, e, Avustralya e, doğumlu. Evet. Şimdi bak adam demiş ki, ya 28 yaşında birinden söz ediyoruz. Yani bu kadar e, bir e, tarih ve siyaset kültürünün olmasına... Mümkün yok. Ha, çok mümkün Google'dan değil. bile bulamazsın bunları. Wikipedia'nın da bir kısmını bulabilirsin. Ben bunları bulmak için sabahtan beri uğraşıyorum. Kim bu dedim ya. Niye yazar bunu bir adam? 49 kişiyi öldüren bir adam. Çantasına, silahın üstüne, şarjörüne niye isim yazar dedim ya. Şimdi öyle ilginç ki e, onu bir kere daha hatırlatalım. E, bu 4. Murat'ı e, vuran, e, öldüren Sırp e, var ya, Miloş Obiliç. Onu Kiril harfleriyle yazıyor bir de bak. Yani İngilizce de yazmıyor. Her türlü sağlam mesaj var, iyi çalışılmış. Gürcü alfabesiyle getiriyor. yazdığı bir isim de var orada. Gürcistan'da yine Müslümanlara karşı, bir Türklere karşı bir soy kurum başlatan bir prensin adı var. Yani, yani çok iyi çalışılmış, ince ince. Ilmek alfabeyi ilmek. de bulmuş. Ha. Yani bu, bu bu basit bir hazırlık değil. Abi, yok, ben sana yazdıysam bu, nasıl yazarsın? Bu farklı bir şey. Onun için önemsedik. Bu kadar e, vakit ayırmamızın nedeni o. Diyor ki bu Tarant, saldırgan, 28 yaşındaki toplumlarımız içinde özgürce dolaşan ama düşman olduğu çok bilinen uluslar var. Başları dik, kendilerini dokunulmaz sanarak geziyorlar. Ne kadar hatalı olduklarını çok yakında anlayacaklar. Hainler haince öldürülmeyi hak ediyor. 3 yılda sürse, 30 yılda sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları saldırıların bedelini ödemeliler. Şimdi sana iki yönden destek veriyor bu e, açıklamalar. Anlattıklarının değerlendirmelerini, e, isabetini ortaya koyuyor. Bir, bundan sonrası için e, tehlike saldırganların örgütlü saldırısı nedeniyle daha büyük olacak. Tamam Böyle bir durum var. İki, diyor ki 3 yılda sürse, 30 yılda sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları saldırıların bedelini ödemediler. Ee, ırktan kastı e, anlaşıldığı kadarıyla e, Hristiyan toplumu. Başka türlü hani e, İskoç, Avustralya'da doğmuş filan bunu e, ettik tebelde açıklamak çok mümkün değil buradaki Osmanlı Türk vurgusu da oradan kaynaklanıyor anlaşıldığı kadarıyla. Geçmişe dönüp 3 günde olabilir, 30 yılda olabilir, 300 yılda olabilir filan bu. İki taraftan sen e, doğru yakaladın onu demeye getiriyorum. Adam onu zaten söylemiş burada. Burada açık bir şey söylemem lazım Rami. Eğer bu ülkenin aydınıysak, bu ülkeye emek verdiysek şunu söylemem lazım. Türkiye son dönemdeki bu siyasi savrulmanın bedelini hem coğrafik anlamda hem sosyolojik anlamda, hem psikolojik anlamda, hem jeopolitik anlamda çok ağır ödeyecek. Bak Avrupa Birliği askıya aldı, bitirdi. Türkiye evet, ona kapılarını bir... kapadı. Anadolu yakasından öteye Türk görmek istemeyen karşınızda bir toplum oluştu. Bunların bazı nedenleri var. Yani tamam bu insanlar barbar, alçak, cani, kalleş. Yani o insan sırf dini nedeniyle bir insanı öldürmek kadar yani adice bir şey var mı aklım almıyor ama bir şey daha var. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu konumla doğrudan ilgili. Siyaset yapısıyla geçirdiği son dönemdeki negatif evrimle doğrudan ilgili. Eğer bu evrim durdurulamazsa, eğer Türkiye tekrar layık sosyal bir hukuk devleti olmazsa, bütün modern ülkeler, bütün batı dünyası Türkiye'nin karşısına bir gün gelir dikilir. Bu onun mesajıdır bu. Bu yazılanlar var ya, bu onun mesajıdır. Sen Atatürk Türkiye'sinden, Cumhuriyet Türkiye'sinden, aydınlık bir ülkeden bir ülkeyi enkaza çevirmişsin ya. Bir ülkeyi bir, e, yani elikanlı bir terör örgütünün bir e, sözcüsü hale getirmişsin kardeşim ya. Bunu söylüyor adam bize. Sen diyor artık benim gözümde e, batı e, yakını, modern, aydınlık, e, yolu açık, ufku olan, vicdanı olan, adalet olan bir ülke değilsin diyor. Artık benim sana savaş açmam lazım diyor. Şimdi savaş zamanı artık diyor. Barış bitti diyor. Tabii yani e, hemen sınırlarımızın e, güneyinde e, konuşlanan El-Nusra, El-Kaide artıklarını, HTS'yi, e, IŞİD artıklarını filan da e, düşündüğünde hem e, aşırı radikal e, İslamcı grupların e, düşman gördüğü, Darül Harp diye niteliklediği e, Türkiye e, toprakları hem de bir taraftan böyle artık Hristiyan, aşırı Hristiyan mı diyelim bunları tanımlamakta da güçlük çekiyorum. Ee, profesyonel e, örgütlerin, bu profesyonel bir örgütlenme hedef haline getirilmeye çalışılan Türkiye, yani böyle garip bir şey gibi, tapınak şövalyeleri var mesela, onlar gibi bunlar. Yani bunlar din üzerine hayatını kuran e, ve dinin yayılması, dinin egemen olması, dinin kendini e, diğer inançlara karşı daha baskıcı, daha üstün kılması için her türlü eylemi mübah görüldüğü bir anlayışın temsilcisi bunlar. Bunlar, bunlara terörist demek çok basit, basit bir sözcük terörist. Bunlar terörist değil. Tabii yani bireysel kinle, nefretle hareket edip alıp eline iki tane silah, işte e, Müslüman bir e, toplula e, cami içinde ateş eden e, figür değil yani bu. Bunlar bu başka hem bir şey. faşist, hem terörist. Bu başka bir şey. Bunlar faşist aynı zamanda. Yani bunu da söylememiz lazım. Bunlar faşist. Bunlar senin dinine düşman, anlayışına düşman. Ama şu var Rahmi. Etnik kimliğine düşman. Bu koşulları yani tarih geldi geçti insanlar tarihle zaman kaybetmemeli diye bir anlayış vardı eskiden. Bu koşulları biz yarattık ya. Halkımız böyle bir tercih yaptı. Bunu anlasın artık insanlar. Bir tercih kullandı. Ya batılı gibi modern, çağdaş, Atatürk Türkiye'si, pırıl pırıl bir ülke. Her türlü adaletin olduğu, yargının olduğu, parlamentonun olduğu, dik duran, ahlaksızlığın olmadığı, yozlaşmanın olmadığı, soygun olmadığı, hırsızın olmadığı İsviçre gibi bir ülke kuracak ya da Ömer El Beşir'in Sudan'ı gibi bir ülke olacak. Bizimkiler Sudan olalım dedi. Ömer El Beşir hazır zaten. Sudan olalım dedi. Şimdi Sudan oldular. Bu daha da kötüye gidecek Rami. Bak Mısır'da hala bitmedi bu kavgalar. Kıptilerle, oradaki dincilerin o uzun dönem mücadelesi bitmedi. Yani bir ülkede eğer sen aklı, bilimi, aydınlığı ikinci plana atarsan, o gün karnım doysun, yarın önemli değil, bana bedava ne verirler diye oturur düşünürsen, özgürlüğünü de kaybedersin, onurunu da kaybedersin, gelecekle ilgili yaşama umudunu da kaybedersin. Türkiye şu an gelecekle ilgili yaşama umudunu kaybetmek üzere olan bir ülke. 35 milyon yoksulu var, 16 milyon açı var, sokaklar perişan, insanlar yüreği yanıyor. Ama bunun bir nedeni var. Batı da senin öbür taraftan görüyor. Ya bunlar diyor sizin bildiğiniz gibi İdlib mesela bak. İdlib de bununla bağlantılı. İdlib'i niye bombalıyoruz ya? Hani Türkiye'nin gözlem noktaları vardı. Türkiye kontrol altına alınmıştı. Niye? Niye biliyor musun? Çünkü Türkiye'ye İdlib konusunda Rusya güvenmiyor. Oradaki işte Türkiye ile koordineli uçuşlar yapıldı. O bombalamalar Rus uçakları tarafından yapıldı. El Nusra'ya ya, Türkiye'nin Türkiye'deki e, anlayışın El Nusra'ya dokunmadığını, oradaki siyasal İslamcıları koruyup kolladığını düşünüyor Batı'ya. Yani çok açık, çok net bu Rami. Bu onu doğuruyor. Bu çok önemsiz gibi görme bunu. Tabii o onu doğuruyor, o onu zincirleme bir reaksiyon gibi. İşte böyle de e, mesajları oluyor, böyle sonuçları oluyor. Çok ağır bir sonuç. İşte 49 e, masum insan öldü. Nerede 39 yaralı dediğim. var, 20'si de ağır üstelik bunların. Evet. Bir de bir katolik e, bir anlayışın uzantısı mı bunlar? Yeni bir e, örgütlenme mi var? Yani e, bir Hristiyanlığın daha önce böyle şiddete, teröre başvurmayan, bireysel alanda sinirlenip kızıp yapan insanlar var. İşte ben Müslümanlara kızdım, mültecilere Neonazilerle işbirliği var. Yani ortada böyle bir dinci faşist e, batıda, Hristiyan anlamda söylüyorum bunu, bir işbirliği, bir ortaklık başlamış bu ortaklığı nerede duracağı, eylemi kime yönelteceği, hangi ülkede devam edeceği. Adam diyor ki, çekil diyor şeyden, Avrupa'dan. Tabii. Git diyor Doğu Avrupa'da. Sen diyor Anadolu yakasına kadar gel. Edirne falan bırak oraları. Oraları Orada durmayacaksın diyor. Doğusunda kal diyor. Ha, sen bu tarafta kalacaksın diyor. Hatta diyor Ayasofya'nın da girisine çekil. Ayasofya'yı da bize bırak diyor. Tabii Ayasofya diyor. Hristiyan kimliğine kavuşsun. Hı. Ayasofya e, cam, e, cami olmaktan kurtulsun. İşte Hristiyan İstanbul sen bir son bir söz söyleyeceğim bak. Sen ezanı ıslıkladılar diye sarıklı cübbeli adamları sokağa döküp kadınların kafasını kesmeye çalışan insanlarla hoşgörüyle yaklaşırsan o insanlara gülümseyerek yaklaşırsan haklılar canım ezanı ıslıkladılar dersen Batı da sana böyle der Rami. Yani böyle bakar tabii ya. Yani onların da faşisti var, delisi var, teröristi var, aptalı var. İşte onlar da örgütleniyorlar. Yani bu bunu doğurur, terör terörü çağrıştırır, şiddet şiddeti çağrıştırır, marjinallik marjinalliği çağrıştırır. İşte bu sadece Yeni Zelanda'daki Müslüman camiine yapılan bir terörist saldırı olarak algılanmamalı. Yani Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli mesajlar var. Aynı. Bu isimler çok önemli. Evet, onun için bu, bunun bizim dışişleri bakanlığının Cumhurbaşkanlığı'nın... Iı, önemseyip ders çalışmaları lazım. Mutlaka bunun üzerinde durup bugün ben konuştum bir iki insanla mutlaka bunun üzerinde durup bundan Türkiye'nin çıkaracağı dersleri almak zorunda. Bu öylesine geçtirilecek bir olay değil Rami. Bu ciddi bir olay. Yani Türkiye'nin başını kısa dönemde bak uzun dönemde ya da orta dönemde dedim mi? Kısa dönemde çok büyük belaya sokabilir bu iş. Eğer Türkiye bu tavrını değiştirmezse, eğer Türk halkı bundan sonraki geleceğiyle ilgili aldığı kararları, doğru kararları almazsa, kısa dönemin günün karı diye düşünürse, Türkiye'nin başı kısa dönemde büyük belaya girecek. Benim gördüğüm o. Tabii bunun ipuçlarını da görüyoruz. İşte Avrupa Parlamentosu'nun e, müzakereleri durdurma kararı. Hani tavsiye niteliğinde bile olsa e, e, kötü. Yani Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar. Bugün e, Avrupa Birliği'nin e, ilerlemeden sorumlu üyesi var. Kan. O dedi ki e, müzakereler durdurulsun Türkiye ile. Hani gümrük birliği ile ilgili bir değişiklik e, iyileştirme her iki taraf için de yapalım. Ona devam edelim ama müzakereler dursun kardeşim diyor. Daha net ne söylesin ki adam? İlerlemeden sorumlu üyesi Avrupa Birliği'nin. Yani bizim işlere bakıyor. Sonra aynı adam e, Mogherini ile beraber ve Çavuşoğlu toplantı yaptılar. E, toplantıdan e, çıkışta Mogherini dedi ki Türkiye'yi biz çok severiz, ah, öperiz koklarız filan yani. Çavuşoğlu da haklı olarak dedi ki bu iki yüzlü çifte standartlı e, tavırdan hoşlanmıyoruz. E, biz AB hedefinden sapmadık dedi. İşte o halden sonra yapılacaklar var. İlerleme raporlarına yansıyacak. Biz reformun peşindeyiz. Bundan sonra artık tek kişi karar alacak. Dolayısıyla hızla yaparız bunları filan dedi. Şimdi çok işaret fişeği var etrafımızda. Bir oradan patlıyor bir buradan. Bütün bunun devlet aklıyla değerlendirilmesi lazım. Ve Türkiye'nin önünün açılması lazım. Sıkıntılı, çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ekonominin durumu ortada, dış politikadaki açmazlar ortada. Hemen güney sınırlarımızdaki Suriye'nin bize olan etkisi ortada. Amerika Birleşik Devletleri tutturdu bu patriotlar, yok S-400'ler tekrar ambargo koyalım, ekonomik bilmem ne yapalım tavırları, düşmanca tavırlar. Yani her taraftan sıkışıyoruz. Bir çıkış noktası bulunması lazım. Onun için dedim. Yani devlet hakkıyla derslerini iyi çalışsınlar. Yani bizim gösterdiğimiz kaygıyı, bizim gösterdiğimiz telaşı onlardan da bekliyorum. Ya bu ülke hepimizin ya. E elbet işte onun için söylüyoruz yani, ya bunları. Doğru söylüyorsun. Arkadaş bölgeyi söylüyorsun. Rusya sana güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Senin siyasi İslamcılarla işbirliği yaptığını düşünüyor. Amerika sana güvenmiyor. Senin yerine bölgede Kürt olduğunu ilan eden YPG gibi bir terör örgütüyle işbirliği yap seni adam çıkarıyor devreden. 80 milyonluk İlke'yi yok sayıyor. 2 milyonluk terör örgütüyle hiçbir... Niye biliyor musun? Sana güvenmiyor kardeşim. Sana Müslümanlar da güvenmiyor Ahmet. Müslümanlar güveniyor mu bugün Türkiye'ye? İhvan'ın Müslüman... Sen Müslüman kardeşlerin dağı mısın diyorlar. Türkiye'ye böyle diyorlar. Esat güveniyor mu? Siz de i̇şte bir, bir, bir Katar dışında, Arap ülkeleriyle de e, dış yani, politikada sorunlar ama yaşadığımız yanlış gerçek tabii. Bunlar... Tabi. bunlar elini çekmesi lazım bu işlerden ya iktidarın hızla bu işlerden vazgeçmesi i̇şte lazım. İşte devlet haklı derken de bunu söylüyordum. İşte tam da beka bu konuda var. Evet. Şimdi pek de vakit kalmadı aslında bizim hani söylediğimiz konu başlığı olarak şu kamu özel işbirliği yatırımlarına bir gelelim istedim. Belki biraz hızla geçersek ben kendime göre bir giriş yapayım. Şimdi bu dosyayı hazırlayan Profesör Doktor Mehmet Alagöz şu an Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde görev yapıyor. Ayrıca 21. Yüzyıl Enstitüsü Strateji Kurulu üyeliği ve Ekonomi Araştırmalar Merkez Başkanlığında yürütüyor. O çerçevede hazırladığı bir kamu özel işbirliği yatırımları çalışması. Ciddi bir çalışma yapmış bir tanımını yapalım. Bu dünden taşıdığımız konu Bilkent'teki Şehir Hastanesi de kamu özel işbirliğiyle çok kıskandığımız hastane. Yapıldı ya çok kıskandığımız hastane. o işte Köy diye adlandırılan kısaca kamu özel işbirliği yatırımı. Şimdi burada rakamlar var. Önce kamu özel işbirliği modeli nedir? Onu tarif etmiş hoca. Bir sözleşmeye dayalı olarak senin dünkü vurgularını da hatırlasın seyircilerimiz bir sözleşmeye dayalı olarak yatırım ve hizmetlerin projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerinin kamu ve özel sektör arasında dengeli bir şekilde paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesidir. Böyle tarif ediliyor. Bir daha kamu ve özel sektör arasında dengeli bir şekilde paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesidir. Sonra hoca diyor ki Türkiye'nin 2003 yılından sonra otoyol, köprü, tünel, liman, hastane, havaalanı gibi yaklaşık 50,5 milyar dolarlık yatırımı kamu özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye bu yatırımlar karşılığında bu firmalara işletme devir hakkı bedeli olarak 72,7 milyar dolar ödeyecektir. Kısaca 50 milyar dolarlık yatırım ülkeye 133 milyar dolara mal olmuştur diyor. 50 milyar dolarlık yatırım 133 milyar dolara mal oluyor. Aradaki Nerede 63, bunun karı? 63 milyar dolara ne oldu? Heh, Ahmet Efendi'ye Mehmet Efendi'ye. Şimdi diğerlerini geçmiyorum. Rakama boğmayayım diye. E, köy projeleri diye kamu özel iş birliğiyle yapılan projeler ve rakamlar da var. Sıralanmış. 29 başlıkta sıralanmış. Bunların toplamı 37 milyar 274 milyon 24 bin 168 dolar olarak. 37 milyar dolardan söz ediyoruz. İstanbul yeni havaalanı projesi şimdilik yatırım miktarı 14 milyar 245 milyon dolar. Küsuratları da var. Bir ten, bir kent entegre sağlık kampüsü olarak geçiyor. 1 milyar 228 milyon filan küsurat dolar. Bir de Ankara'da Etlik'te yapım devam eden var. Onun da maliyet rakamı 1 milyar 111 milyon dolar. Milyar dolarlardan söz ediyoruz. Şimdi uzattım farkındayım. Türkiye'de kamu özel işbirliği yatırımları yap işlet, yap işlet devlet ve yap kirala devlet ve işletme hakkı devri şeklinde gerçekleştiriliyor. Çeşitleri var. Bu modellerde yatırım ve işletme aşamasına ait riskler özel sektöre ait iken devlet özel sektöre kar garantisi sunmaktadır diyor. Tamam, bizim de itiraz noktalarımız burada işte. Örneğin yap işlet kapsamında gerçekleştirilen elektrik santralleri için döviz bazlı birim fiyatlı ve belirli bir süreli alım garantisi veriliyor. Yap işlet devlet kapsamında havaalanları için yolcu garantisi, tünel, köprü ve otobanlar için birim fiyat bazlı döviz cinsinden işletme süresi içinde araç geçiş sayısı garantisi veriliyor. Yap kirala devlet yönetiminde ise yapılan şehir hastaneleri için sözleşmede belirlenen süreler boyunca kira bedelleri ödeniyor. Biz de sistemin bu sakıncalarına değiniyoruz. Onu söylüyoruz. Yani yapmayın demiyoruz. Yapın ama e burada devlet sürekli zarar da, Özel sektör karda. Ya bir Verdiğimiz bizim o. Oh, bir buçuk milyarlık hastane 25 yılda 4 milyar dolar kira ediyorsun Rami. Yani bunun neresini yani bu, sen vatan haini misin sen? Niye bu, ben bunu böyle söyleyeyim ya? Sen eğer bu milletin, bu fakirin, fukaranın, yetimin o, o bitmemiş yetimin hakkını gidip sen bu müteahhitlere boru gibi akıtırsan ben de diyorum ki bu yanlış. Yapmayın kardeşim. Başka türlü de yapılabilir diyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'nı demiyor. dün söyledim Rami bak. Sağlık Bakanlığı'nın Sıhhiye'de binası var. Aylık 2 milyon liraya bu şirketten Sağlık Bakanlığı için bina kiraladılar ya. Aylık 2 trilyon eski parayla. Yıllık 24 milyon lira. Bu arada ruh hastası falan demişler bize ya. Yani daha doğrusu Rus sağlıklarına sahip çıksınlar, değişik kibar şekillerde ifade ediliyor. Peki ben yani. o yandaş medyaya bir şey sormak istiyorum. Allah aşkına şu şehir hastanesi açtık dediniz, yatak sayısı kaç? <laughs> Bana bir söylesinler ya. Çok rica ediyorum. Bakın bir kere açtığınız hastanenin yatak sayısını bile şu an hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hepiniz sallıyorsunuz. Rakamlara bak. Yeni Şafak'a göre Bilkent Hastanesi'nin yatak sayısı 3600. Star'a göre 3711, akşama göre 3633, inşaatı yapan firmaya Murat Çeçen, yönetim kurulu başkanı açıklamasına göre 3804. Şimdi, şimdi hızlı hızlı okudun, onu bir daha oku, ben ancak gazeteleri buldum. Yeni şimdi, Şafak 3600 diyor hasta sayısı. Dur göstereceğim bir dakika. Yatak sayısı. Hani yani. e, sonra suçlamasınlar bizi. 3600 yataklı diyor. Bülent'ciğim şöyle yapabilir miyiz? Şurada bak. Allah aşkına 3600 ne? yataklı Yeni Şafak. Yatak sayısı. şurada 3600 yataklı demiş. Bu Yeni yani. Şafak. Bunu katladı koyduk. Şura gel. 3711 abi. Stır. Dur, nerede? Önce bulmam lazım. Neyse, bu, bulamadım. Ee, haberin içine gömülü çünkü. Çok ufak. Onu şey yapamayız. Ee, 3711 yatak 904 poliklinik 700 yokum, yokum filan diye gidiyor. 3711. Çok ufak olduğu için kamerada şimdi bunu gösteremeyiz. Heh. Akşama gel. Akşama geldi. 3633 abi. Heh, buldum burada. Ee, Bülent'ciğim akşam gazetesi şurada bak parmağımı bul. 2177 oda 3633 yatak. Ya Allah aşkına bu hastanenin yatak sayısı kaç ya? Ya bizimle dalga mı geçiyoruz? Aklımızla mı dalga geçiyorsunuz ya? Murat Çeçen'e göre de 3804. Ya bir hastane yaptırmışsın, bir 4 milyar dolar para ödeyeceksin ama Yatağın sayısı belli değil. Hastanede kaç yatak belli değil. İstersen zaman yok. Ameliyathane sayısı var mesela. Bir de bir komik bir şey daha var. Bunu söyleyeyim. Hadi onu hemen toparla da kapayalım. Şimdi Star demiş ki günlük hasta sayısı 100 bin. Ya Allah aşkına. O da 30 bin ile 100 bin arasında değişiyor. Onu da söyleyelim de. Yeni Şafak 30 bin demiş, akşam 30 bin demiş, Star 100 bin. Ya 100 bin hasta ne demek biliyor musun? Bir ayda Ankara'nın yarısının o hastanenin koridorlarında bir muayene olup geçmesi demek ya. Yani 3 milyon insanın bir ayda. Yani yılda 30 milyon insan. Ya siz kafa mı buluyorsunuz? Hakikaten anlamıyorum ya. Yani yedikleri, içtikleri hariç ha. Bir de milleti aptal yerine koyuyorlar ya. Bu, bu, olacak şey mi bunlar ya? Bana çıksın rakam söylesinler. İşte gazeteler ortada. Şirket ortada. Ya ne olduğunu bunlar da bilmiyor Ahmet. Eğer biliyorlarsa ben ne olayım? bilmiyorlar. Ne kadar para harcandığını bilmiyorlar. Ne kadar e, hazine garantisi verildiğini bilmiyorlar. 4 milyar doları 25 yılda nasıl ödeyeceklerini bilmiyorlar. Bu şirkete niye verildi bilmiyorlar. Şirket ortağı kim? Konuşurum anlatırım şimdi zaman yok. O şirket ortağı o 5. 5 var ya 5. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ezbere artık ha. onu ha. seyircilerimiz. Adlarını hemen sayı veriyoruz. Ve boru gibi açmışsın. Bütün hazineyi onlara aktarıyorsun. Ben sonra bunları söyleyince ruh sağlığı. Yani siz arkadaş dürüstçe çalmadan çırpmadan bir şey yaptığınızda biz burada barbar bar bağırdık mı ya? <laughs> tamam kapayalım bunu çünkü programın süresi bu kadardı. Sevgili seyirciler haftanın son programıydı. Pazartesi günü saat 16'da yine karşınızda olmaya çalışırız. Hoşçakalın.